Uçurmaya gel, uçurmaya gel. Uçurmaya gel, koyun gel. Çiçek olmuş eşe, ekim olmuş seseye. Oleh yok yok. Şunu al, şurada bir yerlerde dursun. Bunlar kalemler. Sıcak memleketlerde yetişen kamışlardan yapılır. En iyisi de Cava'da yetişenidir. Kalem eğri olmayacak. Mamavi çarpık kalemleri sıcak suda bir müddet tutup sonra ağır ağır büküp doğrultabilirsin. Nereden buldun onu? O çok eski bir kuştur. Dikkatli oyna, olur mu? Tamam. Hadi git şimdi, güzel güzel oyna. Hah, senin uçağı da getirdim. Yıldız. Efendim. Kerim'in karısı Neriman fena ahçı değildir. Ama biraz mızmızlanır. Birkaç günlüğüne yemekleri lokantadan getirtebiliriz. İstersen biz de gideriz. Arada değişiklik olur. Son durağımızda ilk günümüzde. Yıldız, yatıralım şunu. Ay, yatağın hazır mı? Hamakta uyumak istiyorum. Hamağı kuralım, burada yatalım. Ne olur Agah, çok sıcak, burada yatalım. Ağzı uysal bir keskinlikte olmalı. Mürekkep de bunun doğuracağı güzelliği bozmamalıdır. Kalemin esrarı denilen şey göre göre, yaza yaza, dinleye dinleye anlaşılır. Bunca senedir yazı yazıyorum, hala kalemle mürekkep arasındaki ahengi tutturamadım hoş. Tutturan da buna, aldıran da pek azdır ya. Sen dikkat et. Turistler giderler, gidecekler hepsi. Önünde sonunda gidecekler. Kış gelince kalemle adam arasında gizli hiçbir şey kalmıyor. Bir gün yazdıklarıma bakıp kendimi bileceğim. Bak, kalenderlik diyorum çünkü sana içinden dışından tesir edecek bütün kötü şeylerle bir pehlivan gibi güreşecek değilsin ya. Onun için yazarken sanki bu dünyada değilmişsin gibi olabilmelisin.
Tıpkı bir kalenderin hiçbir şeyle ilgilenmediği gibi. Ağır bir fedakarlığın eline yalnız kalemini değil, bütün varlığını, bütün benliğini teslim etmelisin. Gel keyfim gel. Senin için hava hoş tabii hocam. Bu dünyayla alışverişin yoktu ki senin. Baksana. Bir şarap versene. Baban izin vermezse kimseye içki vermiyor musun? Hı? Sigara da. Sağ ol. Nerelisin? Ich bin aus Böhmen. İyi. Benim adım Yıldız. Kocam ve kızımla burada yaşamaya geldik, ev şurada. Kocam buralıdır. Kocam değil de işte. Yıllardır beraberiz. Bir bardak daha versene. Al bakalım. Danke. Agah başkasıyla evli. Boşanamıyor. Artık burada yaşayacağız. Geberene kadar. İçsene şarabını. İç, iç. Misafirimizsin. Söylesene, misafirimizsiniz desene. Du bist Gast. Wein ist frei. Trink, trink. Ne bakıyorsun öyle pislik gibi? Ezici bakışlar, insanı taş eden ezici bakışlar. Yine ne suç işledim? Burası küçük bir yer. Artık daha alçak sesle adileşmen gerekecek. Benim ay hanımım. Ooo bala. Ne güzel uyudun havuzun başında serin serin. Sevdin mi yeni evimizi? Hı hı. Sana güzel bir yumurtalı ekmek yapalım. Şimdi belki süt de buluruz. Afitaplara gidip bir bakayım. İnekleri duruyorsa her sabah taze süt içersin. Kuş uçtu, suya gitti. Ne? Benim kuşumu suya mı kaçırdın? Ben sana dikkatli oyna dememiş miydim? Bak bacağımı kanattı. Kuş mu? Evet. Hadi canım sen de. Önce yağ eriteceksin hayatım. Ben gidip süt alayım bari. Yardım edeyim mi? Bugün bir güzel yerleşelim. Burayı adam edelim. Hiç de fena bir yer değil aslında. Yardım edeyim mi? E. Ne kocaman ev değil mi? Senin odan neresi olsun? Havuzun yanı. Kız, Seval? Agah!
Hoş geldiniz. Biraz süt lazım oldu da. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Ben her sabah getireyim mi? İyi olur ya. Yok kızım, yok. Ben de bir inek alayım diyorum. Bakalım, zamanla. Sen beceremezsin Agah. Buradan istediğin zaman alırsın. Yarın gelip senin şu yeni hanımı da bir görelim bakalım. Boşandı mı Maide Sultan? Boş ver, boş ver. Kızım pek güzel maşallah, sana benzemiş, sarı sarı. İyi ettin, iyi. Koca ev öylecine kaldıydı. İçmiş istersen al götür Seval. Sağ ol, gelsin birazdan. Sağ ol. Hoş geldin ağam. Sağ olasın Neriman. Öğlene Memo'yla bir şeyler yollayıver. Daha düzeni kuramadık. Yoksa biz mi gelelim? Zor olacaksın. Yollarız, ne olacak? Üç kere iki. Altı. Üç kere üç. Dokuz. Üç kere dört. On iki. Üç kere beş. On beş. Altı kere yedi. 48. Güzel. 6 kere 8. 48. 5 kere 8. 40. Gidelim öyle bir şey. Ya yapma dede ya. Baba! Baba! Evet. Baba! 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 Ne istiyorsun kız oğlumdan? Altı kere yedi 42. Altı kere 8 48. Altılardan kolay da yedilerden zor. Olur mu öyle şey Sıpa? Aynı şey. Çalışmıyorsunuz da ondan. Çalışacaksınız, çok çalışacaksınız ona göre. Okumazsanız 5 kuruş vermem, kızların üzerine yapıveririm, her şeyi olur biter. 7 kere 6 olunca hatırlayamıyorum. Ah, süt bulmuş, getir kaynatayım. Ay bir yere kaybolma, süt içeceksin. Baba. Ekmekler kızaracak değil mi? Sabahları ev kızarmış, ekmek kokmalı. Gece arkadan şöyle bir gördüm. 30-35 yaşlarında, pek bir şeye benzemiyor. Geldi, oturdu, şarap istedi erkek gibi. Tek başına. Seninki geldi, sürüdü götürdü. Kavga mı ettiler? Anlıyor gibi bakıyor. Dışarıda etmişlerdir muhakkak. Hangi erkek hazmeder ki böyle bir şeyi? Gelip bir hatırımızı sormadı. Aman, yüzü mü var Maidan? Yaşlanmış mı? Yok, şimşir gibi. Ne olur ki erkekleri? Çocuk? Ben görmedim, Kerim görmüştü. Ufak sıska bir şeymiş, sarıymış. Agah'a benziyormuş. Çocuk Agah'tan değil. Aa! Sizin bir şeyden haberiniz yok. İyi biliyorum. İstanbul'da tahkik ettirdim. Kimse inanmıyor. Vaktiyle kaynanamla nasıl yedi beni? Çocuk olunca diye imalı imalı. Birinden peydahladı, geldi yamadı desene. Çocuk ondan olsaydı bir gün durmaz boşanırdım. Ama niye ettin? Elin karısına elinle mi verecektin kocanı? Büyük ağa, bak şu oğlunun yaptıklarına. Hep senin marifetin bunlar. Avrupa'da okusun, İstanbul'da okusun diye diye. Sen işine dön. Gözünü dört aç. Ne hizmet isterlerse gör. İşlerine gir. Aşk olsun. Hadi gari, uğra gene. Yapma kızım, git bahçede oyna.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Seval'in anasıyım. Biz şu arka evde oturuyoruz. Anam ağanın süt annesiymiş. Kocanın çocukluğunu bilirim. Ne yaptınız? Yerleşiyoruz ama ev çok büyük. Her şey toz içinde. Evi biz yayarız. Sen hiç merak etme. Eksiğini de alırsınız, olur biter. Yoktur ya. Ağa burayı tekmil hazırlattı siz gelmeden. Maşallah yavrum, pek güzelsin. Allah uzun ömür versin. Ocağınız tütsün. Yapma. Sen Giligalı'yı biliyor musun? Bilmiyorum. Giligalı çok acayip bir kuştur. Geri geri uçar. Geri geri mi? Evet. Bayırlarda yuva yapar. Yumurtalarını da yokuş aşağı yuvarlanıp kırılmasınlar diye böyle dört köşe biçiminde yumurtlar. Eğer yumurtaları çok iyi kaynatırsan zar olarak kullanabilirsin. Bunu Giligalı mı yumrukladı? Arkaya, mutfağa. Akşama yemek getirme, bu pislik yenmez. Ben pişiririm. Ne haber kız? Bunu Giligalı yumrukladı. Aa, bak bunu unuttuk. Dur ayarlayayım. Hangi kanalı istersin? Fark etmez. Güzel bir gülücük. Ay seyretmiyoruz. Nasıl kızarım? Seyrediyorum. Ne gülüşüm ne de ben. Sanırım kameramızı doğru değil. Hayranlık duygumuzun gerçek illetini... ...bir şeyin bize kapalı görünen... ...ve merakımızı uyandıran mahrem taraflarında aramalıyız. Asalet ve soysuzluk. Maideye gitmeli artık. Yiyecek ne var? Ben anlamam. Var da çarşıda. Domates ver, peynir ver. Beyaz şarap da getir. Sen çık, ben hazırlarım. Ne kadar tedirginsin, kendi lokantamdan yemek alamaz mıyım? Of! Zahmet olmasın. Eve yolladıklarımı beğenmedin mi? Bilmem. Bakmadım, burada yiyeceğim. Yumurta da kırayım mı? Kır. Çıktı, aya göz kulak ol dedi. Sonunda karar verdi demek. Yemek yedi mi bu? Yedim dedi ama. Bak bana yalan söyleme. Ay gel buraya ay. Bırak acıkınca gelir. Neredeydi? Arkalarda acı çayın oldu. Neden burada oturmadı? Büyük ağa burayı istemediydi vaktiyle. Yaptırma, oturmam orada der dururmuş. Eski insanlar böyle yerlerde rahat edemezler. Arkada bahçelerdeki eski evinde kaldıydı. Derken anaları öldü. Büyük ağaya inme indi. Maydanda buranın boyasını falan yaptırırken Agah kalkmış İstanbul'a gitmiş. Gidiş o gidiş. Ev kalmış. Maide Hanım da çayın yanındaki babasından kalma eve dönmüş. Kaynatası da inmeli hasta diye almış yanına. Ne olsa eniştesi oğulları kızımızı var ama gelin illa ben bakarım demiş. Eşraf çocukları. Oradan buradan toplanıp toplanıp gezerler. Şimdi de bu model oldu. Ben gideyim artık.
Abla geliyor. Gündüzü geceyi bilmiyor. Ne uyuduğu belli ne uyandı. Baba. Çok kötülemiş. Uyuyacak mısın? Hoş geldin ağam. Kız gelinlik olmuşsun maşallah. Ben bir şerbet getireyim. Artık burada mı kalacaksın? Evet. Yatalak olmasa babanı da yanına al derim ama bu halde taşımak yakışık almaz. Sen ona baban gibi baktın. Hiçbir gelin bunu yapmaz. Ne yapacaktım ya? Hem kayınbabam hem eniştem. Sokağa mı atsaydın? Böyle konuşma. Ben artık her gün gelir ilgilenirim. Ne gerekirse yaparım. Malın mülkün koyup gittiğin gibi duruyor Agah Bey. Adamlar muntazaman çalıştı. Her şeyin hesabı kitabı tutuldu. Teşekkür ederim. Artık işlerine kendin bakarsın. Benim gelirim bana yeter. Saatim yetişsin, benim evim, benim lokantam diye geliniyormuş. Arada babana 3-5 gerekirse. Senin benim olur mu Hayde? Sana da bu eve de ne gerekirse almaya devam edeceksin. Hem biz hala evliyiz. Artık burun burunayız Agah Bey. Uzaktayken neyse ne. Benim de bir gururum var. Millet seni değil beni ayıplıyor. Boşanacak mısın? Artık sürdürmenin manası yok. Kardeşlerini gördün mü? Aa. Zil takıp oynamışlardı sen döndün diye. Yıllardır büyük annenle sattırmanın derdindeler. Senin yüzün yumuşaktı. Yakında damlarlar. Hisselerini aldılar ya daha ne? Artık senin yolunu kessinler. Hep kumardan, hep kumardan. Hesaplar cüzdanlar. Yarın kahyayı salarım bakarsınız. İstemem, istemem. Eskisi gibi sürdürelim. Para gerekirse ben senden alırım. Davayı çabuk aç. Ben yaşarken koptu tufan. Ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüm, içim rahat. O ne? Bir bacı. Bizimki mi? Evet. Peki o ne? Bir yağmur. Hiç yağmur yağmaz mı burada? Baba bak. Aa, bak. Ne yaptın? Çok güzel olmuş. Annen ne yapıyor? Hamakta yatıyor. Gezdirsene onu biraz. Değil misin? Çok sıcak. Olsun ne çıkar? O böyle havayı sever. Şemsiyeyi almayı da unutma. Tamam. Gezmeye gidelim. Biz çıkıyoruz.
İleride iyi bir balık lokantası varmış. Bu havada mı? Korkak ümitsiz olmamalı. Tekrar tekrar denemeli. Alo, Kerim sen misin ha? Bizimkiler orada mı? Peki. Yakamoza diye çıktılar, bu saat oldu. Tamam. Alo? Benim. Yıldız? Merak etme, iyiyiz. Ya neredesiniz? Odunluk diye bir yer. Benzinci. Burada Atari var, kız oynuyor. Arabayla geldik. Çok tuttun. 60 kilometre. Kusura bakma, sinirim bozuldu. Param yok. Araba da gitti. Burada... Burada başka bir şey yok. Pardon, erken elimde değil. Tamam, bekliyorum. Şunu. Ya bak, sonra hastalanırsın. Masal anlat. Ben sizi çok merak ettim, aklımda ne varsa uçtu gitti. Hoppa, sen anlat bakalım. Sen anlat. Ay vaktini kaçırdık da ondan. Saat 3. Hadi, masal yarın gece. Masal anlat. Özür dilerim. Gitmemizi sen istedin. Beni öldüreceksin Yıldız. Hayır, sana da yazık, kıza da. Burası son umudum. Burada da başaramazsak. Uğraşıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada yapacak hiçbir şey yok. Sanki İstanbul'da ne yapıyordum? Adam olan her yerde yapacak bir şey bulur. Hiç olmazsa bunu yap. Şuraya bak, hiçbir şeyin ucundan tutmuyorsun. Ne işe yararsın sen? Sen olmasaydın her şeyi yapabilirdim. Başlama gene, başlama gene! Baş belası. İstediğin zaman çekip gidebilirsin. Kızı bırakamam. Ben yaşarken koptu tufan. Özür dilerim. Burada hiç kimse beni sevmiyor. Beni hiç kimsenin tanımadığı bir yere gidip biraz eğlenmek istedim.
Sonra sana telefon etmek için benzinciye girdik. Kız atarının başından kalkmadı. Yanıma fazla para almayı unutmuşum. Çantamda var sanıyordum ama çantamı almayı unutmuşum. Parayı ay verdim. Ona bu kadar çok para verme diyorum sana. Ben vermedim. Ne yani, çaldı mı? O ne bilsin çalmayı. Denizden şimdi çıkmış abla. Çok iyi. Her şey tamam galiba. Tamam. Hı? İyi misin? İyiyim. Çok işim var. Seval bak. Seval abla. Dur orada, hiçbir şeye karıştırma. Seval aç şurayı. Ekmeğini sür ben. Agah, ne yiyeceksin? Soğan kokuları içinde kahvaltı edemem. Seval, sen bana içeri bir şeyler getir. Abla ne oldu, davet mi var? Kahvaltı zamanı neden yemek yapıyorsun? İçinden geldi. Bugün hep yemek yapacağım. Niye yapıyorum şu kadar şeyi? Bilmiyorum ağam. Davet mi var dedim, ses etmedi. Bırak oyalansın. Sen çocukla meşgul ol. Peki ağam. Eminim randevular, lokantalar için rezervasyonlar, gazetelerin sinema ilanlarını taramalar. Anne, o kadar şey sen mi yiyeceksin? Evet, parçamızı geçiyoruz. Ne oldu? Ağlama. Bunu hiç anlatma. Dinle ama. Susmazsan anlatamam ki. Ülkenin birinde ufak tefek, çok yardımsever, parmak kadar insanlar yaşarmış. Evlerin işlerini yaparlarmış, sonra da gün doğarken giderlermiş. Ama acayip şeyler. Evet, ama çalışmazlarsa yok olurlarmış. Onun için de harıl harıl çalışırlarmış. Ben bahçeye çıkacağım. Pekala, hadi bakalım. Dört gündür telefonu açmıyorsun, notlara yanıt vermiyorsun. Neyin var senin sarı? Ben lokantaya gidiyorum, muhasebeciyle kahya gelecek. İşleri ihmal ettim. Yemeği de orada yerim. Yo, burada yerim, hepsini atmadın değil mi? Dinle beni, senden iki dakikanı istiyorum. Çok önemli bir işimiz var tabii. Kolombiya kitap evinde çalışan yaşlı bayanın yani, Edwin. Maide Hanım anlattı. Yokluğumda işleri çok güzel idare etmişsiniz. Böyle devam etsin. Ben bu yaştan sonra malıma mal katayım hevesinde değilim. Elimizdeki evimize yeter. Ağam, şu Kumluca işi... Hayır. Sen ne diyorsun? Bana sorarsan kalkınma olur derim. Arazi büyük, getirdiği deve de kulak. Ama bir de sürükleyeceği kalabalığı, pisliği düşünün. Bütün sahillere çirkin bir sürü bina dolduruyorlar. Bir tanesine daha biz sebep olmayalım. Buradan sağlam 1000 kişiye iş çıkar ağam. Sana da dünyanın parası. Babam sakin olmaz. Mal onun. Ağların büyük ağa nasılsa hasta. Bir rapor alalım. Kumlucayı satıverelim, paylaşalım, gitsinler. Bir şey kalmadı ellerinde ağam. Hepsini yediler kumarda. Bir kumar oldu bir akşam. Tek mil memleket el değiştirdi. Ben çocuklarını düşünüyorum. Nasılsa Kumlucayı da yerler. Çocuklara kenarda bırakacaklar bir şey dursun. Nasılsa babam daha uzun yaşar. Hayır, zamanında pay edilenin kıymetini bilselerdi. Ben büyük ağa bunaktır diye rapor aldırtmam. Bir gün toplaşıp seni ziyarete gelecekler. Haberin ola. Buyursunlar.
Ah, yarın sabah beni evden alın, bahçeleri dolaşalım. Eski evi de görmedim geleli. Olduğu gibi duruyor ağam. Hanım, yatmadı mı daha? Yıldızların başkanı. Kalk bakayım oradan. Doğru yatağa. Sabah seni bahçeye götüreceğim. Kahya'nın torunlarıyla oynarsın. Aa, buyur. Kimi aradın? Ağam yok mu? Uyuyor, henüz kalkmadı. Ne vardı? Büyük ağa hastalandı, çok ateşi var. Ablam bir doktor alsın, ağan hemen gelsin dedi. Büyük ağa hep hasta değil mi zaten? Ağam, ablam hemen gelsin dedi. Duydum kızım, doktoru arayayım. Sizin evde telefon vardı bildiğim kadarıyla. Sen doktoru ara. Ben üstüme bir şey geçireyim, hemen gideriz. Hoş geldiniz. Buyurun geçin doktor bey. Akşamdan beri durumu çok kötü. Ateşi düşmüyor. Kendinize ait olmayan yerlere pek meraklısınız Yıldız Hanım. Aşağısı yetmedi galiba. Ne demek oluyor şimdi bu? Hasta ziyaretine geldim ben. Merak etmeyin. Hasta toparlanır toparlanmaz ben size onu göndereceğim. Terbiyesiz. Agah! Agah! Korkak herif. Bebek ona demiş ki yapma ya. Ay. Nereye olursa. Nereden buldun bunu? Geçen gece Antalya'dan yedim. Ne o? Kafan kritik galiba. Atla. Bende 50 kağıt var. Bende var. Sen şimdi gör kafayı nasıl dağıtacağız. Süslemeden getirdik. Bekleyecek halde görünmüyordun da. Kocanın yanaşması ne lüzumu mu? Biz evli değiliz. Bana farkmaz. Sen de yanaşma değilsin zaten. İkimizin de ne bok olduğu belli değil. Tiplerimiz net değil. Motoru çaldığın doğru mu? Onu gayrimeşru bir biçimde aldım. Yakalanırsan? Şansın varsa işin bitene kadar enselenmem. Kısa vadede tehlike yok. Sahibi seyahatte.
İş seyahatin mi? İyi, biraz dolaşırız. Asfalt çok iyi. Sen ne diyorsun ya? Bizi bu asfalt dağıttı ablacığım. Şunu bir yaptılar, hepimiz hastası olduk. Cetvel gibi gidiyor, insanın beynini çiziyor. Bir ucu İstanbul'da. Gittin mi hiç? Ben yılın Altay oradayım. Bakma biraz çakıldık buraya. Orada biraz belaya sardık da. Kızaktayız, sorma. Anlatılamaz. Sen biraz daha otur, kıza yemek yedir, sen de ye. Ben birazdan dönerim. Bay'a bir şey söyleme, telaşlandırma. Ateşi düştü, ben birazdan gideceğim. Bir şey olursa haberdar et. Daha ne olsun Nagah Bey, Emri Hak baki olursa mı arayayım? Evin kaçtı mı yerinden, otur babanın başına. Ulan bak gene eksik çıktı paket. Ulan namussuz bunlar. Bir sigarayı eksik koymayıp kasa yiyor peşerekler. Bitirsenize mi ulan tabağını bekleyin? Hadi sofraya buyur. Yarın bahçeye gidiyorum. Gerekirse haber salarsın. Yemek hazırdı, bir şeyler yeseydin. Sağ ol. O gece korkunç trafikte dolmuştan indim ve buraya geldim. Biraz param vardı. Kasabada hediyelik eşya dükkanı açtım. Kaç yıl oldu? Artık saymıyorum. Ne o şeytan? Hiç havan yok. Ne var? Erkek mi lazım? Şurada değişik insan gördük. 40 yılda bir konuşuyoruz. Ne kıskanıyorsun? Ben uçayım. Dönüyor muyuz? Herhalde seninki polis salmıştır. Kanama olmadan teslimat yapalım. Yolda buldum derim bak, başımı belaya sokma. Teşekkürler Latife. Tekrar görüşelim. İlk fırsatta geleceğim. Neresi burası? Niye yavaşladık? Geç oldu. Niye durduk? Ne oldu? Çok geç kaldım. Niye durduk söylesene. Sana soruyorum. Nereye gidiyorsun cevap versene. Niçin durduk? Şimdi bu saatte kasabaya seninle giremem. Bir şey kalmadı. Sen yürüsün. Ben uyuyacağım. Beni ilk gördüğün günü hatırlıyor musun? Hani İstanbul'da Kafka günü düzenlemiştiniz. Hani sen buradaki yazıhanede okuya kafayı bozmuşsun da nefes almaya İstanbul'a geldin. Git yat! Sinirim bozuldu.
günü gibi. Kafka günü. Çok mu uzaktı orası? Orası bizim bahçemiz kızım. Sebzeler var, portakallar var. Çocuklar var mı? Var dedik ya. Büyük mü? Yok, çok büyük değiller. Hadi sütünü iç. Uzak mı? Uzak. Al şunu, yolda yersin. Ay vaktini senden öğrenecek diyelim. Ya uykum geldi. Daha gelsin. Sonra kalkıyorsun. Hem ben dedeye gideceğim. Dede kim? Benim babam. Sen küçük müsün? Dede hasta. Sana evini gösterdim ya. Bakıp geleceğim. Ben de geleceğim. Olur. Git bak bakalım annen ne yapıyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Nasıl gidiyor? Pervanenin hat ve kontrolünü yapıyor. İyi iyi. Kim o? Benim ben. Aç. Merhaba. Babama bir bakayım dedim de. Bu Ay Hanım. Bu hanım da Maide Hanım, benim eski eşim. Çok ihtiyar, senin gibi. Gel bakalım. Nasıl? Daha iyi. Gel bakayım. Aman ne güzel şeysin sen öyle. Gel kurabiye al. Gel kuzum. Utanma, Şerife abla yaptı, çok güzel. Babamı çok iyi gördüm Maide. Sağ ol. Çok korktum vallahi. Aman, o seni de gömer beni de. Merak etme. Ne yapıyor? Gülüyor. Çay ister misin Ay? Paşa çayı. İsterim. Buyurun. Ne olursa. Hıyarlaşmasana.
Hadi evinize. Hadi yalla. Ne biçim muamele bu ya? Herkesin ortasında. Gürültü etme. Oo! Çekil be! Daha yeni mi moda oldu buralarda? Şiddet arkasından seks. Çekil git başımdan. Allah'ım ya! Lan burada yatılır mı be? Kalk, kalk! Hadi kalk! Kalk! Kalk, gidiyoruz! Hadi! Bırak! Gitmek istemiyorum! Olur mu ya? Hadi can, hadi! Hadi çıkar rahatla! Şimdi geçecek, şimdi! Aferin, aferin! Hadi canım, hadi güzelim! Çok abur cubur yedin ondan! Ha, böyle aferin! Aferin. Alo Maide. Ya kusura bakma, bu kusuyor. Ne yapayım, ortada yok Allah'ın belası. Ne bileyim, döndüğümde yoktu. Tamam. Geberene kadar gitmişiz o gece. Yaşımız ufak falan. Komiser acıdı. Babam haber falan. Tabii bir sopa. Komiser bırakır, babam alır. Ben Fabertesi'nin pri İstanbul'u. Kaderim o gün çizdiler. İstinye'de bizim bu aradan biri vardı. Onu buldum. Yeter anlatma. Bin tane böyle hikaye biliyorum. Benimki çok film hikayedir. Sırf kargaşa, acı, bozukluk, seks. İyi, iyi, sus biraz. Kafamı toparlamam lazım. Senin işin ne zordu abla? Ne aptalsın ya? Bırakmıyorsun ki zekamla aklını alayım. Hadi kalk, belki kaza yaparız. Akşam sana çıktığımızda evdeydi. Uyuyordu. Sonra çıkmış. Sanki çocuğu falan yok. Yıllardır böyle. Yemek mi yedi, uyudu mu, hasta mı? Hiç ilgisi yok. Yanında konuşma, kırılır. Annesi. Şekerim az. İç kızım, iyileşmen için. 3 kaşık. Sonra uyursun. Aferin. Bugün yataktan çıkmak yok. Hafif yiyecekler yersen, biraz da dinlenirsen bir şeyciğin kalmaz. Kalkamaz mıyım? Ben seni eğlendiririm. Hadi bakalım. Hı. Gel Seval. Bir tavuk kaynat. Suyuna da bir çorba yapalım kıza. Agah Bey, sen de bir şeyler ye. Ben çalışacağım. Siz bana bir çay verin yeter. Tavuk yok abla. Git bizden al. Şerife versin dolaptan. Peki abla. Thank you.
Dönelim artık. Yani sizin kıldan tüyden ev mevzuatı yüzünden biz yollarda benzin ve kıymetli bir zaman harcıyoruz. Sana sus dedim. İkide bir de beni o pis konuşmanla rahatsız etme. Söylediğin hiçbir şeyi anlamıyorum. Anlamıyor musun? Neden böyle acayip konuşuyorsun? Beni aşağılıyorsun. Evdeki mevzular boş bahaneler. Sen sakinleşmek için onu bunu azarlıyorsun. Arada boş yere kollayıp oturtuyorsun. Gene anlamadın mı? Anladım. Ben sana hep kibar davrandım. Kadın sıkılmış, dolaştırayım dedim. Açılırsın diye. Ama sen beni ritmik bir şekilde azarlıyorsun. Tamam Memo. Kusura bakma. Sen beni eve bırak. Lütfen. Agah Bey, sen bu işe nereden merak saldın acaba? Bunlar insanın hatıra defteri gibi. Mesela şunu yazarken aklımda sen vardın. Burada artık eve dönmeli dedim. Yazarken yavaş yavaş değiştim. İnsan yazıya hükmedeceğim derken kendine hükmetmeyi öğreniyor. Her gün savaşıyoruz bu kalemle. Çok nadir olarak bazen her şey uyum kazanıyor. Ruhum sükun buluyor. Kalem cızırdayıp gidiyor. Rüzgar üflüyormuş gibi. Çok nadir. Hele son zamanlarda hiç. Bazen Mahmut Hoca'yı görüyorum. Kızın bir suçu yok. Onun ihmal edilmemesi lazım. Seni baba bilmiş bir kere. Demek biliyordun. Bizimki yaşasaydı 20'sine genç kız olmuştu şimdi. Yıldız'la tekrar karşılaştığımızda hamileymiş. Bilmiyordum. Gidecek yeri yoktu. Kız elime doğdu. Ona çok bağlandım. Ben de yalnızdım. Çok güzel bir bebekti. Ne oldu yavrum? Bir yerin mi ağrıyor? Ne var Maide? Ne oluyor burada? Ne arıyordu o kadın bu evde? Agah sana soruyorum! Kapa çeneni! Çocuk hasta, akşamdan beri kusuyor! Allah kahretsin, ne oluyorsun kızım? Aa, yeter artık! Ben buraya sizinle uğraşmaya gelmedim! Seval! Seval! Tut şunu, al götür odasına! Evde çıt çıkmayacak, çalışacağım! Bir şey olursa Maide'yi çağır! Tamam, tamam, gülüm, yok bir şey. Kalem yazanın hakkını yemez. Kendi hakkı yenildiği zaman da ses etmez, böylelikle yazandan intikamını alır. Kalem, sanat kudretiyle hayatın zoru arasındaki daracık koridorda ilerlemek zorundadır. Bazen bu kudretler arasında çatışma olur ve tekamül durur. Senin tekamülün durmuş buraya geleli. Nefesin titrekleşmiş. Bütün bunlar bozgun işi. Harici sebeplerle kirlenmiş bu yazılar. Yazık emeklerime. Hadi. Başla. Sonunda gitti. Hadi kızım, sen evine geç. Yemek ısıtayım mı? Yok, ben sonra yerim. Peki. Nasılsın Ayhan'ım? İyiyim. Ne o? Okuyor musun yoksa? Okuyorum. Hadi oradan. Oku bakayım. Bir gün küçük bir cin mağaranın yanından geçiyordu. Soğuk, küçük, soğuk, karanlık bir mağaraydı. Mağaradan bom diye bir ses geldi. Cin deyip çığlık attı. Cin o kadar çok korktu ki hop diye içine sıçarak pit pat koşmaya başladı. Seni çapar seni. Ezberledim, beni kandırıyorsun. seni.
Bütün gün tamam. Şizofrenin yerindeydi. Ama anacığım akşam burada ikamet edemezsin. Ağanın karısını kapattı diye yeni sicilaştırma bana. Nereye gideyim? Kimseyi tanımıyorum ki senden başka. Öf, daraldım ben. Aslında var ya, çocukla çocuk oluyorsun. İki tane çarparsın, kucağına tutursun. Bunun için ev terk edilirim be. Koca aya büyük kelek. Olmaz. Gel götüreyim. Dolaştım, hava aldım. Sinirim dağıldı, geldim dersin. Ben hiç demiyor ki onlar. İkisi yalnız daha iyiler. Sonra karısı her dakika damlıyor. Ya bırak! Maide Sultan, açmış taşmış Agah Bey'i. Onu bırakıp gidelim. Belki 10, belki 15 sene olmuş. Boşanmamışlar ayrı. Buralar adetler neyiz zaten. Burada kalamazsın. İnanmıyorsun ama gerçekten gidecek yerim yok. Yıllar keriz gibi gidiyor nasıl satayım. Bir adam bulmuşsun ağzına bakan. Hali vakti yerinde. Kaptırıp yaşayacaksın ha. İş aldık iş. Tınmıyor bile. Böyle karamazsa doğrarım da. Sen de haklısın aslında. İstenmediğim yerde. Ben de duramam. Benden belisi çıktın. Hayret bir şey. Kadın hala yok. Sabah da yoksa telefonu bir çaldırıp kapatırım. Tamam? Tamam. Hadi. Kavga etmişler. Kadın çıkmış gitmiş. Bu saate kadar hala yokmuş. Sabah da yoksa Seval telefonu bir çaldırıp kapatacak. Büyükaya bak, ilacını içir. Sonra da yat. Sabah erkenden kalk. Kurabiye pişir, hazır et. Kız pek sevmişti. Aynası, ona kurabiye getirdim. İyi, sağ ol. Sofra hazır ağam. Ben aya bakayım. Ne istiyorsun Maide? Ne umuyorsun? Büyük ağayı buraya getirelim Agah Bey. Ne kadar ömrü kaldı. Son günlerinde senin yanında olsun. Ne isterseniz yapın. Seni Latife'ye götüreyim. Eski manitandır, beni kırmaz. Burada başını bekleyeceğiz diye kazık kesemem her gece. Olmaz, Agah beni bulamaz sonra. Sana nöbet tut diyen mi var? Sen git evine. Ha şöyle desene baştan. O iş zor annem. Kocadan gelip seni almaz. Sen bu kadar halk karıştırdıktan sonra mümkün değil. Hem burada olduğunu da bilmiyor.
Agah nerede olursam olayım beni bulur. Sen bu adamı seviyor musun? Ne diye adilik yapıyorsun o zaman? O beni çok sever. Muhakkak, bak, o yüzden herhalde seni arıyor. Kılını kıpırdatma be! Ayıl artık, kuş uçurdun! Sen git bir şeyler al. Ya da lokantadan getir. Ya da gidip doğru dürüst bir kahvaltı yapalım, canım tatlı bir şeyler istiyor. Bir otele gidip duş alacağım. Sonra döneriz. Aç ağzını, susmadım ben. Şşt, rahat bırak adamı, seni anlamaz o. Anlar, bana gülüyor. O hep gülüyor ablacığım. Hasta da ondan. Hadi bakalım, sen git oyna, dede uyusun. Yapma kızım. Ağa'ya demeyecek misin? Nasıl derim? Karının ne mal olduğunu bilsin. Nasıl derim ağanın yüzüne? Benim oğlan karını aldı götürdü. Haberin ola mı diyeceğiz? Karının ne mal olduğunu bilsin. Zorla alıp götürmedi ya, siftinip duruyordu. Eşşoğul eşek! Kendini yaktığı ayrı. Bu yaşımızda burası da gidecek elimizden. Bir şeycikler olmaz. Sen bana kulak ver. Sen demezsen, ben Maide Hanım'a deyiveririm. Çardaklardan biri geçer nasıl olsa. Ben bir şeycikler diyemem. Abla telefon. Sen devam et. Alo? Evet. Evet. Bak hele sen. Merak etme. Siz işinize bakın. Kimseye bir şey demeyin. Tamam. Getirdim abla. Sen bunları pek severdin. Ablamlar dün hediye isteği almışlardı. Bir haber var mı? Yok ağa. Bütün taksilerle otobüs şirketlerine sordum. Antalya'da havalimanına sordum. Tamam, sen git işine bak. Bana kalırsa İstanbul'a döndü. Bu konu senin dışında Maide Hanım. Çocuk sorarsa bir şey denmeyecek. Ben konuşacağım. Kızlara da tembih et. Ne diyeceksin çocuğa? Biliyorsun çocuk, ne desen inanır. O anasını olduğu gibi kabul etti hep. İnşallah sormaz. Sana da laf anlatamadık. Bu iş masada olmaz. Nerem doğru ki? İren diyordu. Beni böyle görünmez zincirlerle bağlayıp esir edicini tahmin edememiştim. Kocasını dış bahçeden karşılamayı hiç ihmal etmeyen İren, onun boynuna sarılarak soruyordu. Demek memnun değilsin. Hayır, bilakis çok memnunum. Çünkü aşkından deli olmuş bir adamı sevgilisi böyle mukaddes zincirlerle bağlamalıdır. Her akşam tekrarlanan bu sözlere güzel çoban prenses ne kadar seviniyordu. Şeytan kadın bu surette kocasının çok zayıfladığından emin ve müsterih bulunmaktaydı. Ne oldu? Ne haber? Bu sefer şiştin. İşte burnunun dibindeyim ama beni bulamıyorsun. O senin yerini biliyor. Canı sizi çoktan gelirdi. Sen en iyisi kız kuyruğunu git. Ben siz yapamazım. Hep son dakikada gelir. 10 senedir nereye gittiysen beni hep buldu. Öf! Baydın artık! Kendi başıma kalmak istiyorum, eve dönmek istemiyorum, beni rahat bırak! Bak annem, sen tek başına orada yaşayamazsın. Ben de fazla kalamam. Bizim moruklar hop oturup hop kalkıyorlar. Agah abi bizi senin yüzünden işten atacak diyorlar ki, haklılar. Adam kocan, bir duyulursa İpe çekerler beni. Hani bir şey olsa yanmayacağım. Boku bokuna. Hadi seni götüreyim. Boşuna kendini hırpalama. Zaten para da kalmadı. Beni aratmıyor Memur. Of! Ben gidiyorum.
Geliyorsan gel be! Defol! Şişt kız, gel gel! Aa şeytan Mem abi, ne vardı? Ay çağır! Çekil içeri! Hayrola Memo? Seninki çardaklarda! Çıktı geldi! Götüreyim dedim, yok illa gelecek beni bulacak deyip duruyor! Ne yapacağımı bilemedim! Hayır, yanlış anlaşılacak! Malum, bekar mekanı! Tamam, boş ver! Ne yaparsa yapsın! Ne oğlum, sen de mi hevesini aldın? O çattık be! Lafını bil Maide! Çekil içeri! Sen onu aldırma! Pit! Pat! Pit! Pat! İşte oldu! Bu son günlerde yazdıklarımın en iyisi! Değil mi hocam? Dinle, akşam kendim gittim konuştum. Çardaklar da ona göre dedim. Hiç onu bile olmadı. Ne yaparsa yapsın dedi. Sana söylüyorum,